Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Deniz Volkan Yörük. Namı değer Volkan abi. Bugün YouTube'dan bahsedeceğiz. Abi sen daha kendin yapamamışsın, bize ne anlatıyorsun falan diyenler için söylüyorum. Açık konuşmak gerekirse ben parayla bir şeylerin iyi hale getirilmesine karşıyım. Yani sevmiyorum. Onun için ben çok reklam vermiyorum. Çok da reklam kullanmıyorum. Ama nasıl yapılabileceğini, nasıl sonuçlar alınabileceğini beraber görmek istiyorum sizlerle beraber. Hem sizlerle beraber reklam vereceğiz, hem de bunun ilerleyişini ilerleyen günde yepyeni bir videoyla test etmiş olacağız. Bakalım gerçekten de öyle 1 TL'ye, 2 TL'ye reklam verdiğimiz zaman öyle bize 100 abone, 200 abone geliyor mu? Bunu hep beraber göreceğiz. Şimdi isterseniz videomuza hemen geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine ben tekrar merhaba. Hemen buradan YouTube sayfamıza giriyoruz. Harika YouTube sayfamız. Her gün abone sayımız çoğalıyor. İnşallah yakında burada B değil de M görürüz. M şurada inşallah. Evet, burada bir sürü videolar var. Geliyorsunuz buraya arkadaşlar. Sağ tıklıyorsunuz fotoğraf kısmını. YouTube stüdyoya giriyorsunuz. YouTube stüdyoda bir şeyler yapacağız. Hemen buradan içeriye tıklıyorsunuz. İçeriye tıkladıktan sonra burada videolar çıkıyor. Herkes açık falan filan, izlenmesini filan gösteriyor işte. Geliyorsunuz videonun yanına, geldiğinizde böyle bir 3 nokta gösteriyor arkadaşlar. Örnek veriyorum, ben mesela şu Legends of bilmem ne, bunu tanıtacağım. 3 noktayı tıklıyorum. Tanıt diyorum reklam vermek için. Google Ads'e, işte bu Google'ın ve YouTube'un reklam sitesi. Buraya tıklıyorsunuz. Hemen başlıyoruz. Eğer ilk defa reklam verecekseniz burada bir sürü ilerleme şeyler oluyor. Onları ilerle ilerle yaparsanız doldurursunuz. Sonra tekrar bu videoyu seçersiniz. Bu ekran size gelecek arkadaşlar. Burada reklam diğer oynatılmadan oynatırken veya oynatırken sonra otomatik yayınlar. Bunu seçiyoruz. Yani bu reklam atla var ya, ilk 5 saniye izliyorsunuz, ondan sonra atlıyorsunuz. Bunu seçiyorum ben örnek olarak. Açılış sayfası burada ne gözüksün? Tabii ki bizim YouTube sayfamızın ana linki gözüksün yani burada. Bunu tıkladığında o gelsin karşısına. İş ortağı siteleri uygulamalarında diyor. Bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Sadece YouTube'da değil, farklı yerlerde de bu videolar paylaşıldığı için YouTube videoları gözükecek. Yer ekleye Türkiye'de olduğumuza göre Türkiye. Bir de artı ben Azerbaycan ekliyorum. Sonuçta kardeş ülke ve aynı zamanda Türkçeyi de anlıyorlar. Bu da demek oluyor ki benim videoları izlemek var. Ve burada olasılıklar gösteriliyor ne kadar olacağını, ama ben daha para girmedim. Bunlar farzı misal tabi, bu izlenme oranları. 0,4 ile 10 arasında bir meblağ girersen 6.500-14.000 kişiye kadar gösterim. Yine sayı olarak burada da 1,6, 1600 ya da 3800 kadar görüntüleme oluyormuş. Yani bu 0,4, bu 10. 0,4, 10. Yani 0,10 girdiğinde 14.000'e kadar izleniyormuş. Müşterileriniz durumunu ve cinsiyeti, bu çok önemli. Burası çok önemli. Bunların hepsini kapatıyoruz. Bunlar kuklayla falan işi olmaz. Bu adamların 55-60 yaşında adam kukla mı izleyecek ya? İzlemez. Ebeveyn değil. Ebeveyn abi. Ebeveyn. Ebeveyn olmayan zaten beni izlemez. Kukla videosunu izlemez. Tabii ki izler. Çocuklar izleyecek çünkü. Evet, bunu seçiyoruz. Erkek, kadın. Genelde kadınlar daha çok beğeniyor, takip ediyor. Özellikle videolarınız onlara hitap ediyorsa, özellikle kadını burada seçin, erkeği seçmeyin abi. Ben size söyleyeyim, seçmeyin. Erkekler beğenmiyorlar çünkü. Üzülüyorlar, çıkıyorlar. Sonrakine geçiyoruz. Burada da yine burada ilgi alanları var. Benim olayım seyahat olabilir. Yine sayfamda olan şeyler, güzellik olamaz. Benim gibi çirkin bir adamın güzellikle ne işi var? Sporla alakası yok. Yiyecek içecekle alakası yok benim videoların. Geliyorum buraya. Güzel haber. Medya eğlence olabilir mi? Oyun tutkunları olabilir. Müzik sever olabilir. Bunun dışında yine geliyoruz. Yaşam tarzı ve hobiler diyor. Burada ne olabilir? Aile odaklı olabilir. Yine teknoloji de sosyal medya meraklıları, mutlaka mobil meraklıları, teknoloji düşkünleri, bunların hepsini işaretledim.
Sonraki diyoruz. Ve burada en önemli kısım, yani bizim cebimize yansıyacak rakam 0,04 girelim. Bakalım ne diyecek? 10,50 dedi. 3 girelim. 40 dedi. 0,03. 0,03 girdiğiniz zaman, hatta 5 girelim. Aylık ortalama 1 TL'ye tekabül edecek. Neredeyse aynı, görüyor musunuz gösterim sayısı? Onun için 3 gireceğim. Ya 3 de girsem 5 de girsem gösterim sayıları fazla değişmiyor abi. Değişmediği için de o kadar fazla bütçeye gerek yok. 0,03 girdim. 0,05 giriyorum. Bakın neredeyse aynı. 10 artıyor burası. 10 ya da 20 artıyor. Arkadaş çıldıracağım ya. Çok da fark etmiyor. Ama bunu bir maç artırırsanız, burayı 100 TL yapın. Burada bir anda olay değişir abi. Yani günlük bütçeden bahsediyorum. Ama biz öyle bir şey yapmayacağız tabii ki. 0,03 diyelim. Efendi efendi, haddimizi bilelim. Günlük bütçemizi oluşturduk. Geldik günlük bütçe. Demografiyi oluşturduk. Dilleri ayarladık. Yeri ayarladık. İlgi alanlarımızı ayarladık. Ağlar olarak iş ortamını ayarladık. Şu an için her şey hazır. Sonraki diyoruz. Ve burada beklemeye aldı. Siz de banka bilgilerinizi girin diyecek. Banka bilgisi giriyorsunuz. Bankadan bu para çekiliyor. Ve ona göre aylık ödeme çıkıyor size. Bunu nereden göreceğiz? Hemen bakalım. Aylık maksimum 0,91 arkadaşlar. Günlük ortalama 0,03 olduğuna göre aylıkta maksimum 0,91 lira bütçe gelecek. Ve bu bize en az 100 ya da 200 izlenme, ona göre de abone getirecek arkadaşlar. Burayı tıkladığımız zaman yine benim daha önce verdiğim kampanyalar, tıklıyoruz. Reklamları görüyorsunuz. Şu an şu ikisi aktif. Bunu sizin için yaptım. Bu zaten vardı. Şu sizin için yaptığımı şimdilik şunu doldurayım. Çünkü bunu reklam vermek istemiyorum. Bunun reklamına gerek yok. Yani onun için onu durdurdum. Etkin olanların tümü diyorum. Açıl bakayım çocuğum. Açıl bakayım çocuğum. Aynen. Şimdi geldik buraya tekrar. Şu anda bunu durdurmuş olduk arkadaşlar. Peki yayında, yani yayında ne var şu anda? Yayında sadece Kukla TV, daha önce verdiğim şu reklam var. Kukla TV haber bülteni 0,03, yine Burç'e aylık 0,91'e tekabül ediyor. Bunda da yine Türkiye ve Azerbaycan'ın seçili olduğunu görüyorsunuz. Bu reklam şu anda etkin. Henüz herhangi bir görüntüleme olmadı. Bunu da yaklaşık 15-20 dakika önce aktifledim. Dediğim gibi bu bütçeyi tabii arttırırsanız daha çok izlenme olur. Biz şimdi 50 kişi, 100 kişiyle uğraşıyoruz. Günlük bütçeyi mesela 5 lira yaparsanız çok daha iyi sonuçlar alırsınız. Ya da işte 3 lira, 2 lira, çok çok iyi sonuçlar alırsınız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Takip etmeyi sakın ha sakın unutmayın. Abone olun, zili de açık bırakın ki yeni eğitim videolarından ve oyun videolarından haberdar olun diyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Beraber göreceğiz. Reklam verdim. Ben de sizinle beraber reklam verdim. Göreceğiz. Faydalı mı faydalı değil mi? Hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğendiniz. Birazdan bu güzel ekranda sağda, solda ve hemen şurada olması lazım ya da şurada da olabilir. Abone ol butonu çıkacak. Lütfen abone olup kanalı takip ederseniz o videoları da bir zahmet şu sağda ve solda çıkan videoları da bir tıklarsanız, like atarsanız çok seviniriz. Çok mutlu oluruz. Sizin için dua ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Çok faydalı ve güzel videolar elimizdeki imkanlarla sizlere çekmeye ve ulaştırmaya çalışıyorum. Lütfen videomu izlemeye ve videolarımı izlemeye devam edin. Like atın, abone olun arkadaşlar. Ben genelde bütçe verirken 0 nokta diye söylemişim. O 0 virgül olacak. Zaten onu görüyorsunuz ekranda. 0 virgül olarak ayarlarsanız 0,03 diye girmeniz gerekiyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Abi nokta demişsin ama virgül olacak falan diye de yorumlara böyle sert sert şeyler yazmayın. Sert sert şeyler yazmayın. Yani normalde ben nokta demişim ama virgül olacak arkadaşlar. Bunun da düzeltmesini yapayım da yorumlarda abi nokta demişsin ama aslında virgül olacakmış gibi bilmiş bilmiş yorumlar yazmayın arkadaşlar. Sizden rica ediyoruz. Şimdi şu anda çıkacak arkadaşlar. Hemen sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp
Onlara da like atıp güzel yorumlar yazarsanız çok seviniriz. Ve tabii ki benim karizmatik fotoğrafım olan hemen şurada gördüğünüz abone ol butonu da beğenirseniz ve abone olursanız gerçekten mutlu oluruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.